Dünya ve Biz'den tekrar iyi akşamlar. Değerli stüdyo konuklarım Salih Bıçakçı ve İbrahim Varlı. Onlar buradalar zaten. Devam edeceğiz konuşmaya. Bir de Skype hattımızda CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ünal Çeviköz var. Ona da hoş geldiniz diyelim. Önceden duyurduğumuz üzere. Hoş geldiniz efendim. İyi akşamlar, iyi yayınlar. 20 dakika kadar Ünal Bey'le süremiz var. Dolayısıyla zamanı etkin kullanmak adına hemen onunla sohbete başlayalım. İlk bölümde konuştuğumuz üzere Ünal Bey, yani stüdyoda siz dinleyememişsinizdir ama Libya konuştuk daha çok. Berlin konferansını ele almak istiyorum. Şimdi Berlin konferansı öncesi cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Politico'da bir makalesi çıktı. Ama sizin de Euronews'da bir makaleniz çıkmıştı. Şimdi sonuçlar elimizde. Yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı belli olmayan işte davetler var. Ateşkese davet, ulusal mutabakat hükümetinin meşruiyetinin uygulanması, silah ambargosu, petrol gelirlerinin bu ulusal şirket elinde toplanması. Bunlar bir tarafta. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz siz muhalefet penceresinden? Türkiye'nin orada olması, bu çıkan sonuçları bir hem de tecrübeli, deneyimli bir diplomat olarak başarı hanesine yazar mısınız? Bununla münhasır ekonomik bölge anlaşmasını ayrı ayrı mı değerlendiriyorsunuz yoksa tek bir dosya mıdır? CHP açısından, sizin açınızdan böyle başlayalım isterseniz. Tabii, çok teşekkür ederim. Moskova'dan başlamakta yarar var. Çünkü Moskova toplantısı Libya'da ateşkesin sağlanması için ilk çağrının yapıldığı toplantıydı. Ve herkes orada sanki bir tür Astana süreci gibi Türkiye ile Rusya arasında Libya'da da bir tür modus vivendi kurulacak diye bekledi. Fakat olmadı öyle. Orada Hafter ve Sarraç birbirleriyle görüşmedikleri gibi herhangi bir mutabakat da sağlanmadı ve imza da atılmadan ayrılındı. Ancak bu belki de ilk adımdı. Gerçi Berlin'de de çok farklı bir sonuç olmadığı söylenebilir. Orada da ateşkes çağrısı yapıldı fakat yine bir imza atılmadı. Ama Astana sürecine benzetenlerle ilgili olarak yapacağım yorum şudur. Biliyorsunuz Astana süreci hep Cenevre sürecine sanki böyle bir alternatifmiş gibi algılandı ve farklı formatlarda toplanan iki tane süreç olarak ilerledi. Moskova'da eğer bir şekilde buna benzer bir hamle olarak kalsaydı o zaman belki Berlin başarısız olurdu. Berlin'in belki de başarısı ve avantajı daha kalabalık bir katılımın sağlanmış olması ve hemen hemen ilgili bütün aktörlerin de orada bulunmuş olması ki Moskova'da beraber bulunan Türkiye ile Rusya da dahil. O açıdan bakıldığında Berlin'i Moskova'ya oranla daha başarılı bir gelişme olarak algılamak ve öyle görmek mümkün. Türkiye açısından bakıldığında Türkiye için bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak söylediklerimiz düşünüldüğünde iktidarın kabul etmediği hatta bizim Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğunun yapılması gerektiğine yaptığımız vurgu üzerine uluslararası hukuk bilmemekle suçlandığımız bir ortamda Berlin gördüğümüz gibi Birleşmiş Milletler'in tekrar devreye girmesine ve Libya'daki gerçek meşruiyetin tanımlanmasına yol açtı. Biliyorsunuz 2259 sayılı 2015 tarihi yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı Libya'daki devlet yapısını meşru olarak gördüğü devlet yapısını üç unsurdan olarak teşekkül eder şekilde görür. Bunların biri Başkanlık Konseyi, biri hükümet, diğeri de Temsilciler Meclisi'dir. Ancak iktidar sürekli olarak ben meşru, Birleşmiş Milletler'in meşru olarak kabul ettiği hükümetle anlaşma imzaladım ya da mutabakat muhtırasını onlarla yaptım. Dolayısıyla herhangi bir eksiğim yok dese de bu tam bir meşruiyet değil, eksik bir meşruiyettir. Berlin'in belki de başarısı bütün bunların hepsine vurgu yapılması ve o 55 maddelik metinde sanırım 25. maddedeydi. Hükümetin kabul ettiği kararların Temsilciler Meclisi tarafından da mutlaka onaylanmasının tam geçerlilik sağlanması için böyle kararların elzem olduğuna bir vurgu yapılıyor. Bu açıdan önemli. Yani biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak baktığımızda Berlin'in sonucunda ortaya çıkan 55 maddelik metinde bizim şimdiye kadar savunduğumuz, dile getirdiğimiz ve iktidara da böyle yapılması gerekir diye telkin ettiğimiz şeylerin birçoğunun gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz. Bunu da oraya bir katılımcı olarak giden Türkiye heyetinin kabul ederek oradan ayrılması da elbette memnuniyet verecek. Anladım. Peki İbrahim Varlı'ya ben sözü vermek istiyorum. Buyurun İbrahim Bey.
Merhabalar Ünal Bey. Merhaba. Ben şu anda somut olarak ana muhalefet partisi olarak CHP'de yani Libya politikasından nasıl bir duruş sergilediğini öğrenmek istiyorum. Ve yani hükümet burada somut olarak nerede neyi nasıl yanlış yaptı? Yani siz hani oradaki... Evet, şimdi biraz evvel Aydın Bey'in de sorduğu soruda bu iki mutabakat muhtırasından söz edildi. Bir tanesi de bu deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ile ilgili mutabakat muhtırasıydı ve buna da ne şekilde bir bağlantı yapılabilir diye sordu. Sizin de sorunuz belki de bu ikisini birden tamamlayacak şekilde yanıt vermeme imkan veriyor. Bizim gördüğümüz kadarıyla bir kere bu deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası sanki Libya'ya bir şekilde gel senle biz bunu imzalayalım, bu senin de yararına olacak şeklinde bizden giden bir teklif gibi görüyoruz. Ancak karşılığında da Libya böyle bir mutabakat muhtırasını imzalarsa o zaman da bir güvenlik ve askeri işbirliği anlaşmasından ya da benzer bir mutabakat muhtırasına ihtiyaç duyduğunu dayatmış gibi gözüküyor. Onun için iki mutabakat muhtırası aynı anda imzaladı. Yani aslında bunlar bir tür ekürü, birbirini tamamlayan şekilde gelişti. Şimdi iktidarın yanlışı diyelim veya eksiği, şimdiye kadar bu deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda atılacak adımlarda çok geç kalınmış olması. Biz bunu uzun bir zamandan beri dile getiriyoruz. Doğu Akdeniz'de iktidarın Mısır'la, İsrail'le ilişkileri ve diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürmüş olması, ilişkilerin de pek iyi gitmiyor olması, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bir siyasi boşluk yaratmasına yol açtı. Bu siyasi boşluğu da İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, Mısır gibi ülkeler kendi aralarında bir takım üçlü düzenlemeler imzalayarak doldurmaya gayret ediyorlar. Bizim söylediğimiz Türkiye eğer kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge veya deniz yetki alanları gibi haklarını savunmak istiyorsa bunları çok daha önce Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 2003 yılından itibaren bunları yapmaya, başka ülkelerle yapmaya başladığı zaman hamle yapması gerekir. Ortalığı boş bırakmaması gerekir. Mısır ve İsrail başta olmak üzere deniz yetki alanlarını bu ülkelerle de mutlaka kurmayı denemesi gerekir şeklindeydi. Bunların yapılmaması nedeniyle şimdi çok gecikmiş bir hamle olarak Libya ile böyle bir deniz yetki alanları sınırlandırması mutabakatı imzalanıyor. Bu gecikmiş bir hamledir. Ancak işte gecikmiş de olsa belki de bir eksiği gidermek maksadıyla atılmış bir adımdır. Fakat bunu yaparken bu mutabakat muhtırasını imzaladığınız tarafın ciddi sıkıntılarla karşılaştığını biliyoruz. Nitekim ikinci güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası da onun ihtiyaçlarından ve oradaki hükümetin ayakta kalma ihtiyacından, bunu da ancak Türkiye'nin kendisine sağlayabileceği inancından kaynaklanıyor. Bizim de eleştirdiğimiz bu. Çünkü böyle bir mecburiyet içine girmemeliydi Türkiye. Çünkü böyle bir mecburiyet eğer sonunda her ne kadar şimdi Berlin'den dönüşte muharip güç gönderilmeyeceği söylenmiş olsa da ileride böyle bir asker sevkiyatı Türkiye'yi çok ciddi bir şekilde sivil savaşın, Libya'daki sivil savaşın içine çeker ve bir taraf haline getirir. Biraz evvel haberlerde gördüğüm kadarıyla Hafter Trablus civarında hava sahasını uçuşa yasak bölge olarak ilan etti. Ve hatta bir takım başka kaynaklardan, Arap kaynaklarından Türkiye'nin sağlamakta olduğu hava desteğini durdurmak maksadıyla böyle bir adım attığı söyleniyor, iddia ediliyor. Bunlar da aslında Türkiye'nin şimdiye kadar tek taraflı bir meşruiyet kabulü ve sadece Sarraç'la görüşüyor olmasından kaynaklanıyor. Eğer şimdiye kadar Hafter'i inkar etmeyip onu da bu meşruiyetin diğer bölümü, yani Temsilciler Meclisi'nin bulunduğu Tobruk tarafının temsilcisi olarak kabul edip onunla da bir diyalog imkanı arasaydı böyle bir durumla karşılaşmazdık. Bizim eksik gördüğümüz, yanlış gördüğümüz ve Türkiye'nin attığı adımların da hatalı olduğu şeklinde yorumladığımız davranış budur. O zaman Ünal Bey şunu çıkarıyoruz herhalde. Bu söylediğiniz, bu arada havaalanını, Trablus havaalanına bir isabet eden onların fotoğrafları paylaşıldı. Yani Hafter'e bağlı bu Libya Ulusal Ordusu havaalanını vurmuş. Herhalde havaalanına Türkiye'den ulaşan lojistik desteğin ve işte bu muharip sevkiyatının önünü kesmek için yapılmış bir saldırı.
Ama uçuşa yasak bölgeyi daha önce de açıklamışlardı. Onu uygulayabilecek güçleri var mı bilmiyorum. Şimdi Hafter önce gayrimeşru denildi. Sonra savaş ağası denildi. Darbeci oldu. En son terörist dedi. Ve teröristle de konuşmam. Hem o terörist olduğu için onunla konuşmayacağım gibi diyor Cumhurbaşkanı. Hem de Miçotakis o teröristle konuştu. Onunla konuşmayı bırakmadığı müddetçe Atina'yla da artık konuşmayız diyor. Bu Doğu Akdeniz anlaşmasının zamanlamasının şöyle bir boyutu var. Rusya ile ve İran'la olan doğal gaz anlaşmalarının da vadesi dolup yeniden müzakere edilecek. Bu yıl, gelecek yıl. Burada bir Ruslarla al-ver içine mi giriyoruz? Şimdiye kadar hep Rusya tarafına işledi. Libya'da da Suriye'de de sanki Rusya tarafının dediği oluyor Türkiye'ye göre. Burada bir Türkiye tek başına kol bükme amaçlı mı bunu yapıyor? Hatta en son gördüğüm kadarıyla Dışişleri Bakanlığı'nın da artık bu konuları çalışan yetkililerinin eski Türkiye olmadığı, artık Türkiye'nin tek başına sözünü dinlettirdiği yönünde açıklamalar yapıldı. Siz yani yarın iktidara gelecekmiş gibi söylediğinizde burada söylediniz ama biraz daha açar mısınız? Yani Sisi'yle görüşme, Hafter'le görüşme, yenilikler neler öngörüyorsunuz somut olarak? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış politika anlayışı tamamen Türkiye'nin gerçek bir kolaylaştırıcı ve gerçek bir çözüm bulucu aktör haline gelmesidir. Türkiye aslında bu bölgede bu yeteneğe sahip bir ülkedir. Ancak bunu sert güç kullanarak değil, ancak yumuşak güç kullanarak ve bir sorunun çözümüne katkı sağlayabilecek olan aktörlerin hepsini eşit mesafede durarak sağlayabilir. Bu aslında arabuluculuğun veya bu tür kolaylaştırıcılık faaliyetine girişen her ülkenin dikkat etmesi gereken özelliklerdendir. Türkiye tarafsızlık politikasını terk ettikten ve bu tür aktörler arasında taraf tutan bir politika uygulamaya başladıktan sonra bu sıkıntılarla karşılaşmıştır. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak dış politika anlayışımızda sorunların çözümüne barışçı yaklaşım, sorunların çözümüne diplomasi ve diyalog yoluyla yaklaşım ve bunun mutlaka hayata geçirilmesi için de her türlü diplomatik çabanın gösterilmesi şeklinde bir anlayış vardır. Elbette iktidara geldiğimiz takdirde bölgede şu sırada konuşulmayan, diyalog içinde bulunulmayan, büyükelçilik bulundurmadığımız ya da büyükelçi bulundurmadığımız başkentlere büyükelçi gönderilmesini sağlayan ve oradaki diplomatik temsilimizi tekrar güçlendiren bir politika izleyeceğimizi burada rahatlıkla söyleyebilirim. Kahire'yi, İsrail'i, Şam'ı, hatta bütün bölge ülkelerine olan ilişkileri tarafsızlık anlayışı içinde, onların iç işlerine karışan bir anlayışla değil, tamamen dengeli bir yaklaşımla yürütmek düşüncesindeyiz. Bunu yaptığımız takdirde Türkiye hakikaten Doğu Akdeniz'de çok önemli bir aktör haline gelir ve bu bölgesel gücünü de yumuşak güç olarak bunu değerlendirebildiği takdirde fevkalade olumlu sonuçlar elde edebilecek bir davranış içine girer. Bizim anlayışımız, bizim çizgimiz bu. Uluslararası hukuka dayalı, diplomasiye öncelik veren, sorunların barışçı yollarla çözümünü önceleyen ve aktörler arasında herhangi bir şekilde taraf tutmayan. Çünkü taraf tuttuğunuz takdirde arabuluculuk veya kolaylaştırıcılık vasfını tamamen kaybedersiniz. İnandırıcılığınızı kaybedersiniz. Bu inandırıcılığı Türkiye kaybettiği için bugün sıkıntılarla karşılaşıyor. Bunu yeniden sağlamak için bir dış politika düzenlemesi gerekiyor. Bu söylediklerinize ben kuşkusuz gönülden katılıyorum. Benim ikna olmama gerek yok ama bu iktidar cenahından, özellikle örneğin İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı sözcüsü ağzından şu yanıt geliyor. Hep bu bir süreç yönetimidir. Bu güç projeksiyonları yapılmadan diplomatik sonuçlar hasıl olmaz diye. Sizin bu güç projeksiyonu denilen süre giden askeri maceralara dair de o zaman yaklaşımınız bunları sona erdirmek yönünde mi? Gerektiğinde sert güç kullanımı konusundaki yaklaşımınız nedir? Mevcut olanlara ilişkin yaklaşımınız nedir? Bu biraz tersinden bakan bir yaklaşım. Yani önce sert gücü gösterip ondan sonra yumuşak güçlen diplomasiye gelmek şeklinde. Bu yanlış. Çünkü bunu yaptığınız zaman karşı tarafı çok ciddi bir şekilde ürkütüyor, irkilmelerine yol açıyor. Ve belki de sert güç kullanıyorsa o zaman ben de mukabele ederim şeklinde bir anlayışa yönelmelerine yol açıyor. Bu davranış belki de en son başvurulacak olan noktadır ya da
oraya gelmemesi için çalışmak gerekir. Bizim tamamen aksi bir istikametten başlamak gibi bir düşüncemiz ve yaklaşımımız var dış politika anlayışımızda. Öncelikle her türlü diplomatik çabanın, her türlü barışçı girişimin kullanılması ve bunun sonuç vermemesi halinde mutlaka kuvvet kullanma veya kuvvet kullanma tehdidiyle değil ama kuvvetli olduğunuzu gösterecek bir takım davranışlarla sert gücün de aslında yumuşak gücü destekleyen bir unsur olarak kullanılması düşüncesindeyiz. Yoksa sadece sert güçle başladığınız takdirde yumuşak gücünüzü hiç kimse dikkate almaz. Yumuşak gücü kullanarak ve ikna edici diplomatik yollarla ve barışçı yaklaşımlarla adımlar attığınız takdirde eğer hakikaten askeri gücünüz civar ülkelerde, komşu ülkelerde ciddi bir güç olarak ve böyle bir algı şeklinde görülüyorsa o zaman o zaten sizin diplomatik çabalarınızın da sonuç vermesine yol açar. Onun için tersten yapılan bir davranış içinde olduğunu düşünüyoruz iktidarın. Bu davranışın da giderek kutuplaşmaya veya tırmanmaya yol açtığı düşüncesindeyiz. Hafter'in de bu şekilde bir anlayış içinde ve buna tepki gösteren bir davranış içinde olduğu gözüküyor. Bu işin bir yönü. Öte yandan uluslararası toplum açısından da bakıldığında Türkiye'nin bu davranışının pek tasvip gördüğünü söylemek mümkün değil. Nitekim Berlin'de de zannediyorum bütün katılımcılar arasında en çok o 55 maddelik bildiriye baktığımızda en çok Türkiye'ye yönelik üstü kapalı bir takım uyarılar var. Bu da aslında izlenen politikanın ne kadar yanlış olduğunu gösteriyor. Peki çok teşekkür ederiz Sayın Ünal Çeviköz, CHP Genel Başkan Yardımcısı, emekli büyükelçi katkınız için. Sizi tekrar stüdyomuzda görmeyi de en kısa zamanda umut ediyoruz. İyi akşamlar dileriz. İyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Evet, şimdi Salih Hocam, muhalefeti de değerlendirelim. Siz Ünal Bey'in söylediklerinden ikna oldunuz mu? Evet, bunu bekliyorum dediniz mi? Eksik bulduğunuz taraf var mı? Bir kısa bir tur yapalım, herkese de sorayım. Yani şimdi Ünal Bey'in dedikleri mantıklı, rasyonel ama yani sürecin şimdi geldiğiniz noktada bunu yönetmeniz çok zor. Çünkü oraya geri gitmek zor. Yani evet, çünkü geri döndürülemez bir süreç var. Hı. Şimdi buna başladığınız ne olacak? Ben ama biraz nereden önce başlamalı o zaman? Şimdi hemen onu söylerken biraz önce İbrahim Bey'e sormuştunuz ya, hep bize olumsuz söylüyorsunuz, evet, ne yapmamız gerek. Evet. 8 tane madde attım sadece o konuşmadan sonra. Şimdi Fransa belli ki iki tarafla da konuşabiliyor. Ben olsam Fransa'yla bana iki tarafla da konuşmak için aracılık etmesini isterdim. Sadece bununla yetinmezdim. Hafter'le müzakere edebilen, konuşabilen bir Amerika var. Amerika'yı bunun için aracılık etmesini isterdim. Yani amaç Hafter'e ulaşmak olsun. Konuşma kanalı açmak istiyorum. Ama şimdi biz ilk hamlem de konuşuruz. Ya bunun için şu anda biz karşıyız. Biz hep 1-0 üzerinden gidiyoruz. Yani doğru ya da yanlış ikilemine düşüyoruz. Halbuki artık dünyadaki karar verme mekanizmaları ve süreçleri ya doğru ya yanlış şeklinde gitmiyor. Bizim ana problemimiz bu. Biz doğru ve yanlış. Ya bizdensiniz ya karşı taraftansınız. Halbuki bu yaklaşım doğru bir yaklaşım değil. Çünkü pozisyonlandırıyoruz. Öte yandan yeni bir barış dönemi başlatalım. Hakikaten yani buna sıfır sorun ya da sıfır sorun problem falan gibi bir Davutoğlu'dan referanslı bir şey söylemek istemiyorum ama Pax Americana'nın Orta Doğu'da bittiği bir dönemde hakikaten konuşabileceğimiz... Barış deyince gerçekçi olmayan, romantik, gayri ciddi, artık iş neredeyse ihanete kadar gidiyor yani barış deyince. Değişim süreci başlatalım o zaman. Barış çok kirli bir sözcük. Değişim süreci başlatalım. Yani ismini ne koyduğunuz önemli değil ama bizim durduğumuz noktada... Ben barış diyorum da... Konuşamadığımız ve duvar tipi politikamızın, yani yalnız politikamızın daha çok selam verebildiğimiz bir politikaya dönmesi. Ben de demiyorum ki oturun yani ona kahve şimdi için. Burada konuşulduğu şekilde resetlemek lazım. Yani bu ABD reset ve evet, Rusya arasında ilişkileri yani resetleyelim dediler. Bu yumuşak güç, sert güç meselesinde hani siz yumuşaka doğru mu dönelim? Ben bu kadar sert dönüşlerin de karşısındayım. Ama konuşabilmek, yani artık kapıyı çalabileceğimiz bir hale doğru yürümek. Hı-hı. Bu bir şey, geçici bir durum. Modus vivendi de diyebilirsiniz. Ama böyle bir döneme geçişe ihtiyacımız var. Almanya burada Berlin'de büyük bir rol oynadı. Belli ki çok oyun kurucu bir kapasitesi i̇şte var. İşte Heiko Maas Dışişleri Bakanı kapısına kadar gitti. Oraya gitti. Bengazi'de görüştü de razı etti geldi. Yani bundan gocunmadı. Dolayısıyla yani, Almanya ile ortak bir pozisyona doğru yürüme şansımız yine olabilir. Tarihsel geçmişteki ne kadar yenilgimiz olsun. Bir de hocam şu araya gireyim. Estağfurullah. İzninizle. Almanya bu süreçte özellikle Ukrayna meselesinde de devreye girdi. Steinmeier formülü diye hani oradaki şeyi krizde bir şekilde. Ben size onu soracaktım. Siz yani Almanya böyle bir insan almaya başladı. Hani Almanya'yla birlikte daha sıkı mesai harcayın.
Tabii yani Rusya'nın Libya'da, karşısındaki karşı Almanya'da işte. Bu oraya barış... Bir araya girelim hocam. Tamam. Barış gücü bile gönderebileceğini söyledi Almanya, evet. BM'den çıktığı takdirde. Evet. Siz Almanya'yı izliyorsunuz. Yani Almanya'da böyle bir dönüşüm mü var? Hani biz daha fazla buralara çıkalım falan gibi. Yoksa bütün mesele aman ya yurt yasa dışı göç artacak. Sadece o değil. Yani sonuçta ondan Fransa da etkilenecek Almanya'ya kadar. Almanya yani bir düşünsel yani, dönüşüm bir düşünsel mü var dış politikada? Var. Şöyle ABD ile zaten Trump işte ABD yani Atatürk'ün diğer yakasıyla çok fazla anlaşamıyorlar artık. Biliyorsunuz Trump Almanya'ya da ticaret savaşı açtı. Rusya'dan gelen boru hattına da karşı çok ciddi dedi şekilde. Ama yaptı onu Nord Stream'i. Evet. Çok ciddi bir çatışıyorlar. Ve Heiko Maas işte yeni dışişleri bakanı çok yeni sayılır. O koltukta sürekli yani Avrupa'nın işte Almanya eşittir. Kendi politikasını, kendi inisiyatif geliştirmesi gerektiğini söylüyor. Yani biz artık ABD'ye bu kadar bağımlı yaşamayalım. Niçin yaşıyoruz? Biz o zaman bu Alman-Fransız ikilisi tekrar bir tekrardan bir yani. Gaz vermeye çalışıyorlar ve Almanya işte Ukrayna meselesinde devreye girdi. İşte Almanya formülü diye şimdiki Cumhurbaşkanı Dışişleri Bakanı iken ortaya atmıştı ve onu imzaladılar. Rusya ve Ukrayna hani bir şekilde bir şey oldu. Libya devreye girdi. Şimdi bir haftada çok hani bakıyorum sürekli takip ediyoruz. Evet, biz hani çok böyle işte Suriye'ye gitme. Suriye bu arada asker göndermediler. Hani direkt katılmadılar. Kısmi sembolik destek vermişlerdi. Biz buraların için dahil oluyoruz. Birilerinin peşine gidip sonra bu mesele gelip bizi vuruyor. Biz burada daha kendi ne derler? Kendi misyonumuza, kendi ne bileyim çıkarımız gereği, Avrupa'nın çıkarı gereği böyle davranalım. Yani ABD gelir döker, hocamız söyledi. Atlantik'in diğer yakasına gelir kırıp döküp gider, etkilenmez. Bir tane mülteci dahi oraya ulaşamaz. Ama bütün sorunlar biz. Artık gaz var, artık enerji var. Almanya'da, bu arada bütün Alman solu da bu Berlin konferansı, işte dilin kesinden şeyine kadar, yeşillerinden, sosyal demokratlarına, ki onlar zaten hükümetin ortağı, çok bayağı bir desteklediklerini gördü. Yani normalde hep eleştirel desteklerdi. Eleştirilerdi ama bu çabaların bayağı bir böyle arkasında olduğuna, bu iyi bir şey, devam edilsin. Böyle devam edildiği müddetçe biz destek veririz. Dilinke yani Almanya'da üçüncü bir parti. Evet. İlginç. Evet. Peki hocam siz maddelerinizden buyurun devam edin. Almanya dediniz. Almanya mesela yani Almanya'nın dönüşümü var. Göç Almanya için önemli. Bunu hesaplıyor. Enerji önemli. Var, evet. Bir de Rusya'yı dengelemek istiyor. Biz oraya da şey diyoruz ama açarız kapıları. Ya kapıları açabiliriz. O ayrı yani, o ayrı bir mesele. Yani o ayrı. O cebinizde durabilir. Ama Almanya Rusya'ya karşı bir güç dengelemesi. Yani şu anda pozisyonu var. Onun için Almanya ile konuşabilmek önemli. Afrika Birliği ile ilişkileri güçlendirelim. Afrika Birliği önemli bir güç bizim için burada. Onunla konuşalım. Onun üzerinden bölgesel yani contain edebilelim, sınırlayabilelim, sahayı kapsayabilelim. Kıbrıs meselesini tekrar konuşmaya başlayalım. Şimdi bizde şöyle bir algı var. İlla her şeye girip çözme. Böyle bir durum yok. Konuşmaya başlayalım. O bir süreçte o yanda devam etsin. Ama biz kapıları kapatıp kaçmayı çok seviyoruz. Kapılar açık dursun ve süreçler birbirinin yanında simetrik olarak çalışsınlar. Rusya ile konuşmaya başlarız. Deriz ki Hafter ile bizi konuştur. Madem bu kadar işbirliği yapıyoruz Rusya ile ve aynı ittifakın içindeyiz. Onunla ayrı bir kanal açıp konuşturma şeylerini. Ya Berlin'de buna geldik ama bizi tekrar konuşmak istiyoruz. Tekrar Moskova üzerinden bunu sağlamaya çalışır. Bütün Libya'nın, bütün her tarafına bakılmaksızın insani yardım başlatabiliriz. Yani şimdi bu şekilde yaklaştığınız zaman bir uluslararası kuyu yanınıza alıyorsunuz. İki kapıları açtığınız için artık sadece kapıları açıldığı kişiyle değil, kapıları açanla da konuşmaya başlıyorsunuz. Pozisyon geliştirirken ikna kabiliyetiniz daha da artmış olabilir. Çünkü o zaman sadece askeri güce, Ünal Bey'in dediği ordu, akıllı güç biz, sert güç, yumuşak güç ve akıllı güç akıllı diye bir tane. Evet. Akıllı güç tam da bunu gerektirir. Yani, bugün Çavuşoğlu bir açıklama yaptı hocam. İşte akşam üzeri işte biz Rusya'yla da sorunlarımız var ama hani birlikte şey yapabiliyoruz yani bu politikayı birçok aktörle de ülkede de yapılabilir. Hani Rusya ile bir daha kadar sorunlar var. Peki. Ama birlikte hareket ediyoruz. Hani çok ayrılığımız var ama demek ki yapılabiliyor. Hani Kıbrıs'ta da sorun var. Evet. Açın hani o açık kapı politikasını Suriye için değil de mülteci gelsin de açın.
işlesin alttan alta o devinim gitsin. Ya Dışişleri Bakanlığı'nın çok aktif olarak meseleye girmesi lazım ve karar verici sürecine ama çok... Ama yok ortada. Yani bu benim son dönemin kayıplarından biri meclis gibi Dışişleri Bakanlığı. O kendisi çalışıyor. Yani Dışişleri Bakanı olabilir ama Dışişleri Bakanlığı çalışıyorsa bile sürece etkisi çok düşük. İzin verilmiyor ya da o sürecin içinde bir yerde yok olup gidiyor. Yani bütün bunların hepsi ona diplomatik misyonun yapması. Siyasi talimatı da yok herhalde. Ya sanırım. O yönde çalışmasına gerek. Peki Putin Ruslar konuştursun dediniz İbrahim Bey. Ruslar konuşturdu. Ali Memluk'la Hakan Fidan'ı konuşturdu Moskova'da. Oradan yola çıkarak Metin Gürcan Almonitor'da bir ilginç bir makale yazdı. Hani ben buna parabolik derler hani oradan. Ama parabolik tabii Metin Bey... O da bizim yani arkadaşımız, meslektaşımız da artık hepimiz meslektaşız. Kendi kafamdan yazdım demiyor. Yani ben Ankara'da birileriyle konuştum da yazdım diyor. O yönüyle ilginç. Bunun bir yakınlaşmanın ilk adımı olduğu, bu sürecin sonunda da hani eski tırnak içinde, eski günlerdeki gibi Şam'la işbirliği içinde işte orada şeyin YPG, YPJ'nin tepesine binip Amerikalıları da göndermek, ona karşılık da peyderpey çekilmek gibi bir senaryo yazmış. Bana ikna edici gelmedi İdlib'den başlayarak çekilmek. Orada bir şey gördünüz mü siz yani Ali Memlük? Çok az bilgimiz var tabii. Belki bir tek Suriye Ulusal Ajansı'nın duyurması haber olabilir. Yani onlar duyurduğuna göre ve onların söylediği öyle değil tabii. Yani Ali Memlük işte Türkiye çekilsin dedi özetle diyorlar. Evet yani bu konuda dahi büyük bir karartma, büyük bir şey var. Görüştüğünüz bütün dünya biliyor artık. Zaten Moskova'da gizli görüşmeniz de mümkün. Gitmişsin orada taraflarla ve bunun örneğin işte dışişlerinin veya artık biliyorsun MIT'in basın herkesle konuşur MIT filan dedik. MIT'in basın şeyi de var. Temsilciliği de var. Onlar üzerinde kardeşim biz şunları konuştuk. Şu konular üzerinde. Evet, tamam. Yönlendirici olabilir yani. Olabilir ama biz şu anda Suriye Sana Haber Ajansı üzerinden okuyoruz. Ne servis ettilerse onu söylüyoruz. Evet Ali Memlük şunu demiş, bunu demiş, bilmiyor. Ancak spekülasyon yapıyoruz. Aynen yani. Öyle. İkinci ama, bir toplantı olur mu olmaz mı bilemiyoruz. Ama biz yani Moskova'daki görüşmenin öncesinde de AKP'li yetkililer de bunu defalarca söylediler. Zaten alt düzeyde işte istihbarat vesaire asker anlamında görüşmeler yapıldığını biliyoruz uzun bir süredir. Kendilerine hükümet yetkililerinin kendi açıklamaları da var. Hani bir daha üst düzey görüşmeler de Rusya üzerinden bir şekilde sürdürülüyor. Yani bir temas var. Şu anda o temasın daha da artırılarak, hatta daha da artırılarak değil, direkt siz madem bir dönüşüm içerisine girmişsiniz, ilişkileri resetleyeceksiniz. Hocamız bahsetti. Yeni bir şey başlatacaksınız. Biz Mısır'la diyorsunuz ki görüşelim. Kim diyor? Yasin Aktay diyor. Mustafa Elitaş diyor. Hükümet yetkilileri Mısır'la. Şimdi bunu Suriye'yle de diyebilmelisiniz. Peki hiçbir belirti görmüyorum. Yani bu konularda bir değişiklik olacağına dair. Yani ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediklerini takip etmeye çalışıyorum. Hep bir yerlere ziyaret edildiğinde kendi seçtiği havuz medyasının mensuplarıyla konuşuyor. Çok açık konuşuyor. Yani açıkça anlatıyor. Evet. Ve hiçbir yerde ben bu konularda bu söylediklerimiz bütün gece Ünal Bey'in söylediği yani Hafter, siz yani bu konularda bir şey... Yeni bir yaklaşım geliştireceği diye bir izlenim edinmedim. Açıkçası şöyle direkt bir o anlamda bir ipucu yok ama şunu biliyoruz. Çok sıkışmış bir dış politika var. Hakikaten sıkıştı. Yani Libya'da öyle bir sıkıştılar ki İdlib'de. Buna Libya'da dahil tabii. İşte TSK gözlem noktaları kaldı. Ateş hattında kaldı. Evet kaldı ama boşaltmayı düşünmüyoruz. Boşalt ama açıklama yapıldı. Her an oradan çıkın gidin ve her an bir serseri füze, her an bir saldırı, açık bir durum. Hı hı. Bu her halükarda hükümetin de çok işine gelmeyecek bir yeni bir manzaranın ortaya çıkmasına yol açabilir. Yani gideceksen İdlib kaybedildi zaten. Hani o biraz Rusya'nın çabasıyla aman frene basıyor da işte Türkiye çok kaybetmeyelim, diğer tarafa itmeyelim, ABD'nin yanına düşmesin. Bunu zaten biz burayı halledeceğiz. Yani bir sefer değil de parça parça yapalım deniliyor. Zaten gidecek. Hani Türkiye oradan Suriye ile görüşmeyecek, Şam yönetimiyle hani zaten siyasal oradaki muhalefet kaybetti zaten. Hani orada muhatap isteseniz de istemeseniz de muhatap almak zorunda kalacağınız bir hükümet olacak orada. O yüzden evet şimdi tam direkt itiraf edemiyorum. Çünkü Esad meselesi biraz daha Mısır'daki Sisi meselesinden biraz daha zor bir şey olduğu için daha sindire daha farklı şekilde muhatap almak zorunda kalacaklar. O kanalları açmak zorunda kalacaklar. Çünkü
tıkandılar. Yani yok eskiden hani Şam muhalefet silahlı kanat vesaire sıkıştırıyorlardı ama şu anda bütün moral motivasyon ve askeri dengeler Suriye yönetiminden yana. Evet. Yani gerçi o da teslim edelim ki, kabul edelim ki bir enkazın üzerinde hani kazandı diyoruz da. Tabii bir enkazın, bütün bu kazanımlar yani. Yani şöyle bir kazan. Evet. Tabii o neyi kazandı? O ayrı hani, evet. Onu söylemiyoruz. Sadece yani yıkılmadı yani tırnak içerisinde işi bu boyutuyla kazandı. Yani yoksa tabii ki yani Suriye'nin yarım yüzyılı gitti. Bütün bir jenerasyonu gitti. Taş üstüne taş kaldı. Çünkü ben bölgeye defalarca gittim. 4-5 kez gittim. Bütün kentlerini dolaştım. Hamas'ı, Humus'u, Şam'ı, Kuneytirası vesaire bütün kentlerini dolaştık. Hakikaten taş üstüne taş yok. Yani o Hama, Humus, Şam'da çok kötü. Bir de ilginç olan sanki yani Beşer değil, Esad'ın yani bu Bağız düzenini değiştireyim de yeni bir Suriye oluşturayım. Böyle bir yaklaşımı da yok yani. Hani eskiye geri dönüyoruz aynen devam gibi bir... Bir dönem o 2014-2015 döneminde böyle sıkıştan ondan taviz verebilecek bir duruma gelmişti. Çok sıkışmıştı ama sonrasında yani bu süreçte Rusya'yı da arkasına almışken ya bırakınız onu hani anayasa yani yeni bir anayasa yazımına dahi çomak sokacak işte, durumda. Evet yani bir Cenevre'ye de o oradan da bir anayasa çıkmaz. Evet, oradan bir şey çıkacak. Yani öyle parçalar. Onu söylüyor zaten. Bu Şam'da yazılacak bu anayasa. İşte Şam'da da kısmen sonra yazılacak. Evet, işte o da aynı. O sadece Şam'ın elini güçlendiren bir yer. Hani alın size anayasa dediniz. Alın buyurunuz yapın ama kimse öyle bir parçalı bir anayasa yapamayacak. Yani o ülke bunu istiyor. Onlara da oradan biraz bir şeyler katalım. Rusya bunu istiyor. ABD bu, Türkiye bu. Kürtler denklemde böyle onlara şunu verelim. Ve onu getirip Suriye'ye monte edeceksiniz. Çok zor. Şimdi Salih Hocam, şeyi uluslararası ajanslara ya da belli başlı uluslararası işte bizde de izlenebilen haber kanallarının ana haberlerine bakıldığında aslında şu Berlin konferansı bile, konferansın yapıldığı gün ben izlemeye çalıştım. Pek birinci haber dahi olamadı. Olamıyor. Hele konferans yapılıp bittikten sonra tamamen düştü. Yok. Yani böyle bir konu yok gibi. Halbuki biz bununla yatıp yani Libya. Libya 2000 kilometre ötede ama Libya bizim gündemimiz. Suriye hiç yok. Zaten İdlib'de bu tür gelişme, şu konuştuğumuz, heyecanla tartıştığımız her gün konular işte İdlib yok. Siz hatta demin işte Irak dediniz. Bizde de yok örneğin o. Olması gerekir. İran'da düşünün yani bir anda peş peşe neler oldu. Yani hem Kasım Süleymani suikastı oldu Mehdi El Mühendis'le birlikte. Üzerine uçak düşürdü. İki füzeyle birden. Evet. İran hava savunması kendisi. Ona yanıt olarak bir gün önce Süleymani cenazesi için sokakta olan insanlar bir gün sonra işte geçen hafta burada İranlı gazeteci Mehdi Şabani'ydi konum ve o şey dedi. Bu uçak düşürme konusu Sovyetlerin Çernobil gibidir dedi İran rejimi için. Yani burada şey sallantıda işte Hamenei'nin de 10 yıla yakın süreden sonra ilk kez Cuma namazında halka hitap etmesi bunu gösteriyor, bu kararı alması diye bir yorum yaptı. Şimdi son kalan bir 7 dakika kadar zamanımız var. Buralarda da sanki biz yani bir Mevlüt Çavuşoğlu bir Bağdat'a gitti geldi. Bugün Davos'ta Neçirvan Barzani ile görüşmüş. Yani İran konusunda işte hani telefon edip geçmiş olsun filan demek dışında bir şeyimiz yok. Hani biz buralara bakmakta da mı bir eksiğimiz var? Musul'da başkonsolosluğu yeniden açıyoruz diye örneğin bir şeyimiz var. İşte izin çıkarsa Necef'te, Kerkük'te de başkonsolosluk açılır. 4-5 tane de konsolosluk herhalde açacaklar. Bu zorla açılmaz malum. Yani önce Necef, Kerkük izin verilecekse hep söylenir Bağdat tarafından. Bağdat'tan izin çıkar. Bağdat'ın da getirip örneğin ben de Hatay'da bir, Antakya'da bir başkonsolosluk açayım, bir tane de Mersin'de açayım diyebilir. Yani ona da buyur, tabii denmesi gerekir. Biz asıl bazı büyük şeyleri kaçırıyor muyuz? Yani buralarla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Yani İran'da acaba yarın öbür gün paldır küldür rejim mi yıkılır? Bugün de sizin söylediğiniz o suikast, bir suikast daha var. Bir Besiç komutanı ki o Kasım Süleyman'ın yakın çalışma arkadaşıymış aynı zamanda. Irak'la ilgili, İran'la ilgili bir eklemek istediğiniz şu son kısımda. Ben büyük değişimin olduğunu düşünüyorum Orta Doğu'da. Yani bir kere İran'da bir şeylerin çatırdadı kesin. Bir değişim var. Bahar mı geldi yani? Ya ben bahar. Baharlara karşıyım genelde. Çünkü ilk baharın son baharı da olabiliyor. Evet. O çok problemli. Orta Doğu ise
Yani hatta bu Arap Baharı geldiği zaman devrim denilince İranlılar dedi ki İslam devrimden dolayı bütün devrimler bizden çıkar dediler. Şimdi tabii yani şimdi ekonomik durum ciddi problemli İran'da. Ciddi bir devrim kültürü oldukları kesin. Kesin yani, ama yani şu anda ona izin vermiyor değişikliğe zaten. Pazar çok önemliydi, şimdi pazarın hiçbir önemi kalmadı. Evet. Ekonomi çok kötü bir durumda ve zorlanıyorlar, hakikaten zorlanıyorlar. Bu İran'ın nükleer silahlanmaya geri dönüşünü hızlandıracak bir sürece girdik. Yani görünür düzeyde kalmazsa İran hemen alta girer. Hani göreceksiniz yakında Avrupa Birliği'nde değişik yerlerde İran'dan böyle kaçak ticaretler başlayacak değişik konularda. İran bunu dönüştürmeye başladı. Görmediğimiz bir şekilde siber dünyada acayip savaşlar başladı. Yani İran Amerika'ya saldırmaya zorluyor, sataşmalar var. Suudi Arabistan'la İran arasında gerginlik hızla artıyor. Bu da yine görünmüyor. Yani orada da iktidar değil, yani her ikisinde artıyor de... Artıyor mu? Sanki arttı da düşüyor gibi. Yok yok, tam tersine ipler daha çok geriliyor. Sadece her iki tarafta hiç kimse, yani alttan çekiyorlar, anneleri babaları oradan izliyor, fark ettirmemeye çalışıyorlar. Irak'ta durum öyle. Mesela Çin büyük yatırım yaptı biliyorsunuz Irak'a. Anlaşmayı imzaladılar ve gelirlerinden, petrol gelirlerinden yıllık 1.7 milyar dolar alacaklar yanılmıyorsam. Yıllık olarak bu yatırımın karşılığı. Büyük imzalar atıldı. Orta Doğu değişiyor, yapılanıyor ve dönüşüyor. Bence biz bu yapılanma ve dönüşümde aciz kalıyoruz. Biraz şundan, çünkü biz dış politika yapılandırmamızı askeri odaklı bir pivot aktör haline getirdik. Ama bu çalışabilir bir şey değil. Yani daha ticarete yatkın, ekonomik olarak bunu yapılandırmış olsaydık, yani inşaatçılığı biz oraya bir şeyleri inşa etmek, altyapı inşa etmek ve bunun için ucuz güç olarak gidebilseydik, çok farklı kontrollere sağlayacaktık. Türkiye büyüğü olabilir, bir kapasitesi olabilir ama bu kapasiteyi doğru yönlendirmiyoruz biz. Yani bir de sürekliliği yok. Bizim şöyle bir dikkatimiz, yani şimdi dünyada bu var. O kadar çok olay oluyor ki artık empati kıtlığı yaşıyoruz. Çünkü bütün dünyada bu durum, söylediğiniz şey doğru. Ama bizim, yani diplomasinin ana unsuru şudur. Bölüm masalara bölersiniz. Hepsinin odağı vardır. Ve herkes onunla aynı zaman içinde simetrik olarak çalışır. Değil mi? Yani ama biz bunu kaybetmiş durumdayız. Odağımız Libya ise herkes Libya'ya çalışıyor. Evet. Askerlerin odağı Libya ise herkes, bütün askerler Libya'ya çalışıyor. Halbuki Mısır masamızın, İran masamızın, İsrail masamızın olması lazım. Bunlar sürekli çalışmalı. Ve yani sizin benden daha iyi bildiğiniz bir şey var. Kapıyı kapatıp çıkıyoruz biz. Yani biraz öncesi bizim bunlarla konuşabilecek kanalları oluşturmamız lazım. Yani İran bizim için çok önemli bir aktör. Irak çok önemli bir aktör. En az Suriye kadar. Çünkü Kürt meselesi oradan geçiyor. Evet. Şii meselesi, yani Necef, Kerbela'dan geçiyor. Havzaların meselesi oradan geçiyor. Bu bütün yollar i̇şte aynı zamanda... İşte bu başkonsol saçma fikirleri belki ondan kaynaklanıyor. Aynı mesele Lübnan'a gidiyor. Lübnan'daki yol da Necef, Kerbela'dan geçiyor. Katar'dan başlayıp Suudi Arabistan'a kadar, Yemen'e kadar yenen hatın Şii meselesi de Necef, Kerbela'dan geçiyor. Yani bunları sadece açmak değil, buraları tutmak lazım. Ve buraları çalıştırmak lazım. Ama ben ciddi bir tıkanma olduğunu düşünüyorum. Evet. Çünkü bir kişi, iki kişi karar verme sürecinin bütün yükünün üstüne çıkınca fatura da onlara çıkıyor. Ama devletler genellikle reaksiyon üzerine değil, devamlı büyük stratejiler üzerine devam eder. Bizde öyle de o yokmuş gibi. Takım oyunu, o tip bir portre, yani bu görüşmelerde katılan heyetlere bakıldığında da öyle bir resim çıkmıyor bizim tarafta. Ben de ona ama katılıyorum. Sizin Twitter'dan attığınız fotoğrafa ben de katılıyorum. Yani not tutanlar ve tutmayanlar, yakın çerçeveden çekilmiş bir zoom out alınmış, çekilmiş var mı bilmiyorum. Yok, ama ben orada asıl yani Putin'in yanında, şimdi ben Putin Rusya sistemine de çok düşkün değilim ama hani şunu teslim etmek gerekir ki yani orada oturunca yanında Lavrov oturuyor, Uşakov oturuyor, biraz ileride Bogdanov oturuyor, o öbür tarafta Dengov oturuyor. Yani bu ve bunların isimlerini bize öğrettiler. Lavrentiev'i öğrendik. Yani Suriye özelliğini bir tanıyoruz. Zaharova'yı tanıyoruz. Zaharova'yı sözcü. Yani Peskov, ana dili gibi Türkçe konuşan Peskov'u tanıdık. Rusya'nın Orta Doğu bilgisini hafife almamak lazım. Ankara'daki büyükelçisini Erkov'u tanıdık. Yani böyle işleyen bir sistem var. Ama bakın yok, şimdi edelim. Önceki gün kabineyi değiştirdi Rusya. Evet. Lavrov yine yerinde kaldı. 16 yıldır. Ama 22'de 12 kişi falan, 21'de 12 kaldı. Yani içişleri de ama kaldı, temel, ekonomi ama kaldı, temel enerji kaldı. Kaldı. Evet. Temel, temel ana kaldı. Ekip kaldı. Özellikle dış işler. Lavrov 16 yıldır. Evet. Şimdi bu süre zarfında AKP iktidarı döneminde 16-17 yılda AKP iktidarda. Karşıdan Dışişleri Bakanı değişti. Ne anladım. Kadar bürokrat değişti. Hani bu değişti mesela çok olumlu anlamına gelmeyebilir de hani belki de o kadar uzun süre iktidarda bakanlıkta bulunmak da kötüdür. O ayrı bir şey ama bir süreklilik var.
Bir kadro var, bir yönelim var. Yok, kadro var. Yani sırf şu Türkiye'ye yönelik çalışanlar, iyi Türkçe konuşan, Türkiye'nin her şeyini bilen, sürekli Türkiye'ye gelip giden insanlar burada. Primakov örneğini verecektim. Yani Orta Doğu bilgisi Rusya'nın asla ihmal edilemez. Evet. Asla. Yani herkes zannediyor ki Rusya ilgisiz. Sözünüzü kesin. Yok, rica ederim. Son bu İran-Irak konusunda sizin var, şimdi hocamız bahsetti yani. İran, kontrolü İran, yani çok ciddi savaşın eşiğinden geldiler. Siz bir bakanınızı, bir bürokratınızı buraya göndermiyorsunuz. Evet. Komşunuz ve oradaki her türlü mesele direkt sizi etkiliyor. Ekonomik olarak, siyasi olarak, insani olarak. Ve siz hani gideceksiniz oradan, hani ara buluculuk rol alacaksanız oradan alacaksınız. Bir şekilde ABD ile de ilişkiniz olduğu için, hani müttefiki olduğunuz için. İran-ABD meselesi, İran-Suudi Arabistan meselesinde hem Suudilerle aranız iyi, İran'da tamam Şiilik üzerine ve İran'la bölgesel anlamda çıkarların çatışsa da hani bir rekabet içerisinde olsanız da sonuçta komşunuz ve ilişkiniz var. Suudilerle de konuşacaksanız, bir araya getirmeye çalışacaksınız. Gerekirse bu da Berlin benzeri zirveler düzenleyeceksiniz gerekirse. Ne bileyim, kapalı kapılar ardında faaliyet yürüteceksiniz. Ama komşunuz ciddi bir badireden geçmiş. Hani savaş uçağı düşürüldü, ABD saldırdı, savaşın eşiğine geldi ve siz hepimiz gibi buradan izliyorsunuz. Ne var sizi engelleyen? Yani niçin gidip birinci ağızdan ne oluyor? Veya hani ya İran, Tahran biraz frene bas. Zaten ABD sana hani vuracak, bahane arıyor, biraz dengeli dur. Hani diyebilirsin, en kötü nasihat, en kötü bir tavsiye olarak bunu söylersiniz. Ama yok, siz bütün enerjinizi Libya, Saraç hükümeti ve Suriye'de İdlib ve Esad'ın gitmesi ve İdlib'in düşmemesi üzerine kurmuşsunuz. Ünal Bey söyledi, Güney Kıbrıs'ın 2003'te, 2004'te imzaladığı anlaşmaları siz yeni Libya'yla ve kaybeden tarafa yapıyorsunuz ama bunu bir hamle olarak, bir marifetmiş gibi sunuyorsunuz. 10 yıl geçti aradan. İsrail bütün anlaşmaları yaptı. Mısır yaptı. Evet. Güney Kıbrıs yaptı. Yunanistan yaptı. Anlaşma üstüne anlaşma yaptılar. İttifaklar kurdular. Mısır'da daha geçen hafta bir gaz şeyi kurdular. Fransa'da dahil oldu buna. Evet, işte doğru. Ve siz doğru dışındasınız. Çok geç bir adım atıyorsunuz ve bu da sanki yani mutlak bir doğrumuş ve herkesin buna bunu doğru olarak kabul etmesini istiyorsunuz. Ve selam, yani ortalık çok dağınık. Çok dağınık. Peki, çok teşekkür ederim değerli konuklarım İbrahim Varlı ve Salih Bıçakçı'ya. Ayrıca tabii 20 dakikasını ayıran CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'e. Gördüğünüz üzere şöyle yıl başında gene bir Türkiye'nin genel olarak dış politikasını değerlendirmeye çalıştık. Özellikle Libya, Doğu Akdeniz, Suriye konularını ele aldık. Biraz zaman müsaade ettikçe İran-Irak'a da değindik. Dilerim bu çetrefilli konuları daha iyi anlamamıza faydası bulunmuştur. Gelecek çarşamba görüşmek üzere. Hoşça kalın, iyi geceler. Evet.